Tabii ki herkesin mutsuz zamanları olur. İlk zamanlar egosu hakimdir. Egosun istekleri yerine getirilmediği zaman. Hazreti Ali öyle diyor. Kusur görücü gözümü önce kör ettim. diyor. Herkes baktığı yerden görüyor. Görmek istediği şeyi görüyor. Mevlana Hazretleri öyle diyor. Ben ne anlatırsam anlatayım sen anlamak istediğini anlayacaksın. Varanın bereketi verdikçe artar. Dünyada Allah iki şeyde aşırılığa izin veriyor. Yoksa İslam mutlaka ılımanlık, ortada olmak demek. Milliyet dijitalle hayatı kaçırma. Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Yanımda çok değerli konuğum, mutasavvuf yazar Cemal Nur Sargut hocamla beraberiz. Tekrar teşekkür ediyoruz bizi Ay, ağırladığınız için. Ediyorum. Çok teşekkür Hocam bugün mutsuzluğu konuşmak istiyorum ben. Ee, yani hepimizin dönem dönem başa çıkmaya çalıştığı bir sorun. Ya da her gün belki bir şeyden dolayı bir mutsuz olabiliyoruz. Trafikten mutsuz oluyoruz, iş hayatımızda bir şey oluyor ondan mutsuz oluyoruz. İşte Covid vardı, pandemi son iki yıldır hemen hemen... Evlere kapandık, ondan mutsuzuz. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Dış çevre bizi mutsuz, mutlu etmez. Kendi içinden mutluluğu yaşayacaksın. Şimdi ee, çok güzel bir lafı var bir İspanyol rahibenin. Bir gemi diyor, sağlam olduğunu iddia ediyorsa kasırgaya çıkacak diyor. Kasırgaya çıkıp öyle sağlam dönmüyorsa sağlamım diye böbürlenmesin limanda yatarken diyor. Şimdi sıkıntı olacak. Sıkıntının içindeki güzelliği görme kabiliyeti lazım. Bunun için de Allah'la, Yüce Yaratıcıyla irtibat kurmak lazım. Yani çok tabii ki herkesin mutsuz zamanları olur. İlk zamanlar egosu hakimdir. Egosun istekleri yerine getirilmediği zaman mutsuz olur. Fakat eğer her şeydeki güzelliği görmeye başlarsa o kadar mutlu bir hayat sürüyor ki anlatamam. E, Kerimciğim e, benim hani biyolojik oldum evet. çok evlat var da çok şükür. Eskiden çok trafikten şikayet ediyordum. Anne hani şu karşıya geçerken saatlerim geçiyor falan. Bir öğrencim geldi bir gün. Kerim de e, dernekte. Öğrencim de geldi. Çok iyi bir iş adamı öğrencim. Dedi ki hocam iyi ki trafik var. Kerim'e dedim ki dinle bu sana. Vallahi dedi ben dedi işten güçten sizi dinleyecek vakit bulamıyorum trafikte dedi bütün sohbetlerinizi dinleyebiliyorum ve her gün dua ediyorum iki trafik var dedi. Demek ki bakış açısıyla alakalı. O mutsuzlukta bile bir mutluluk bulmak yani. Evet bulabilir. İnsan bulabilir. Şimdi benim için Covid dünyanın en büyük lütfu. Neden? E, sakın yanlış anlaşılmasın. Her gece hastalar için dua ediyorum. Ben de ciğer hastası olduğum için ne çektiklerini tahmin edebiliyorum ve çok dua ediyorum. Fakat şu var, ben bu hastalıkla, bu etkiyle bulunduğum yerden bütün derslerimi yapabiliyorum. Gitmeme gerek kalmıyor. Bundan daha büyük lütuf olur mu kız? Çünkü beni yaşatan Allah ve Peygamber anlatmak, o zevki tatmak. Üniversitedeki derslerimi yapabiliyorum. Buradan Ta Amerika ile konuşabiliyorum, kürsülere ders yapabiliyorum. Japonya ile konuşabiliyorum. Böyle bir devir yaşadık mı biz bugüne kadar? Hiç, evet. İkincisi, Allah aşkına çocuklar tekrardan ozon yenilenmiş. Dünya tamamen yenilenme yaşıyor. Durdu, dünya çok yorgun. Durdu ve yenileniyor. Yenilenme devri yaşıyor. Üçüncüsü, Sağlığın ne kadar önemli olduğunu ilk defa fark ettik. Şimdiye kadar nefes alabiliyoruz diye şükrediyor muyduk? Konuşabiliyoruz, komşu gezebiliyoruz, millete sarılabiliyoruz evet. diye şükrediyor muyduk? Rabiatül Adviye'ye bir adam gelmiş. Ama başı böyle çatılı bir bez parçasıyla böyle vuruyor başına. Hazreti Rabia demiş ki ne oldu? Başım ağrıyor demiş. Kaç yaşındasın demiş. 50. E bugüne kadar hiç başın ağrıdı mı? Ağrımadı demiş. E demiş bugüne kadar başım ağrımıyor çok şükür diye. Bir kere şükür ettin mi Allah demiş. Hiç etmedim demiş. E şimdi niye şikayet ediyorsun? Yani hiçbir şey için şükür etmedik. Evlat için etmedik. Yaşıyoruz diye etmedik. Nefes alıyoruz. Sağlığımız var diye etmedik. Bilakis gözlerimiz Devamlı kusur görmekle. Hazreti Ali öyle diyor, kusur görücü gözümü önce kör diyor. Herkeste bir güzellik. O zaman cennettesin zaten, herkeste bir güzellik görürsün. Ama o da böyle dediğine, sonra herkes haklı kızım. Yani Nasreddin Hoca gibi, herkes haklı. Neden? Şimdi ben 10. katta aslında oturuyorum. 10. kattan baktığında adamı ne kadar görürsün? Küçücük parmak kadar. E burada dörtten bak kocaman adam görüyorsun. E ben buradan bakıyorsam onuncuyla adamın boyu hakkında kavga edebilirim. Çünkü onun gördüğü o benim gördüğüm. Herkes baktığı yerden görüyor. Görmek istediği şeyi görüyor. Mevlana Hazretleri öyle diyor. Ben ne anlatırsam anlatayım sen anlamak istediğini anlayacaksın. O zaman sen de haklısın ne geç. Hiç kavga çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle bir devre geçiriyoruz. Bunun kıymetini bilsek ya. Evden çalışıyor insanlar yorulmuyor, Yorum. sıkılmıyor. O şikayet ettiğimiz trafik yok. Trafik yok. Durdu. Hayat bir durdu, bir dünya oturdu, bir düşündü, bir nefes aldı. Hayvanlar nefes aldı. Çok şükür. Biz öğrendik hayvan beslemeyi öğrendik. Kapının önüne Kedilere, köpeklere yiyecek koyuyoruz. Ne zevk. Ve Ben şeye de çok şükrediyorum. Haşa kötü anlaşılmasın. Şu anda çok sıkıntıda insan var. Ama yardım etme fırsat. Üç Kesinlikle. kuruşum var bölüşeyim. Faydalı olayım, hizmet edeyim. Onun yüzünü güldüreyim. Nasıl güzel bir şey. Düşünsene. Kesinlikle. Onun için yani paylaşmak hiç düşünmesin. Paranın bereketi verdikçe artar. Dünyada Allah iki şeyde aşırılığa izin veriyor. Yoksa İslam mutlaka ılımanlık, ortada olmak demek. Fakat Allah aşkında ve vermedi. Bu ikisinde aşırılık olabilir. Çünkü verdikçe gelir. Bunları yapıyoruz, paylaşıyoruz. Zekat ayı. Böyle şunu da söylemeliyim ki zekat Sadece paranın kırkta birini, malın kırkta birini vermek demek değil. Zekat aynı zamanda evin zekatı misafir ağırlamaktır. Evladın zekatı yetime hizmettir. Şu sohbetin zekatı dedikodu etmemektir. Yani her şeyin zekatını vereceğim. Sen e, bu e, fırsatının zekatını işte manevi konuşmalarla veriyorsun. E, ben İlmin zekatını öğrendiğim şeyleri paylaşarak veriyorum. Her şeyin zekatını vermemiz gereken bir ayda yaşıyoruz çok şükür. Peki Cemal Nur Hocam mesela mutsuz olduğumuzda bir yandan da aslında Allah'a isyan mı etmiş oluyoruz? Ya da şükür duygusundan uzaklaşmış mı oluyoruz? Evet. Çünkü e, biz mutsuzlukta şu şöyle olmadığı için diyoruz. Halbuki şu şöyle olmadığı için ben yarın rahat edeceğim onu bilsek, yani işin sonunu görsek, o zaman hiçbir şeyden mutsuz olmayacağız. inan ki. İnan ki. Ama işte onu göremiyoruz. Bir tarafta da affetmek var. Çok şükür. Hep derler ki hani affet kırgın olduğuna, işte kızgın olduğuna. Mutluluk affetmekten de geçiyor mu? Ay hem nasıl. Benim tek bir duam var biliyor musunuz? Derim ki bana kötülük edene iyilik etme fırsatını bana ver Allah. Bundan daha büyük bir zevk düşünemiyorum. Yani affetmemek ne demek kızım? Yani yapan yaptıran Allahsa, Allah'ı mı affedemiyoruz? Yani bu affedememek, günde beş vakit namazda, Ey büyük Allahım, ben daha bir kulunu bile affedemiyorum. Sen de beni affetme demek. Bunu nasıl diyebiliriz ki? Çünkü o bizi her an affediyor. Mevlana Hazretleri öyle diyor. Benim bulunduğum yerde günahtan başka bir şey yok. Ama çok şükür ki senin bulunduğun yerde de aftan başka bir şey yok. O hep bizi affediyor. Her an günahtayız. Her an içimizden bir şey geçiriyoruz. Bu ne kötü, şu ne fena, şu ne yaptı, şu yapamadı. E o hep affediyor. E işte Affedememek diye bir huy olmamalı yani. Çok teşekkür ederiz Cemal Nur Esnafılar Hocam. Estağfurullah canım, ben yine teşekkür güzel ederim. yorumlarınız için. Evet, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Milliyet Dijitalle hayatı kaçırma.